Nasıl Yapılır programından tekrar merhaba. Bu programda satın aldığımız suyun bize gelene kadarki serüvenini anlatacağız. Şu an Asaç Kaynak Suları Gürpınar Dolum Tesislerindeyiz. Ve bize bu suyun serüvenini anlatacak olan kişi de firmanın genel müdürü Levent Bilgin Bey. Tesisimize hoş geldiniz, merhabalar. Gürpınar Su 1980 yılında herkes için sağlıklı ve iyi su prensibiyle yola çıkmış. Ambalajlı su sektöründe geniş ürün yelpazesinde ürün kategorisi olan bir şirkettir. 2009 yılında Asaç Grup bünyesinde faaliyete geçmiştir, faaliyete göstermektedir. Tesisimiz Asaç Grup, Asaç Kaynak Suları %100 yerli sermaye, 110 kişiye istihdam sağlayan bir tesistir. Peki bize Gürpınar tesislerinden biraz bahsedebilir misiniz? İşleyiş nasıl oluyor? Tesisimiz toplam 17 bin metrekare alan üzerine kapalı alanı 10 bin metrekare olarak kurulmuştur. Tesisimizde 110 kişi istihdam edilmiş durumdadır. Günlük üretim kapasitesi 50 bin koli şişelemedir. Tesisimizi iki ana hat olarak ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi polikarbon üretim alanı, geri dönüşümlü damacana hattı. İkinci alan ise PET üretim alanıdır. PET üretim alanımızda da 7 hattan oluşmaktadır. Makine parkurlarını sayacak olursak 0.2, 0.33, 0.5 ve 1.5 litre hattımız var. Bu hattımız 40 bin şişe saat üretim kapasitesine sahiptir. Tamamen otomatik, el değmeden üretim yapılmaktadır. İkinci hattımız 20 bin şişe saat üretim kapasitesine sahip, yine 0.5, 1 litre ve 1.5 litre ürün üretimi sağlamaktadır. Üçüncü hattımız 6 bin şişe saat üretim kapasitesine sahip 5 litre hattımızdır. Diğer bir hattımız 10 litre ve yine 5 litre ürünleri ürettiğimiz 2 bin şişe saat üretim kapasitesine sahiptir. Geri dönüşümsüz 19 litre 1200 şişe saat üretim kapasitesine sahip bir diğer hattımız bulunmaktadır. Damacana hattımızda 1600 şişe saat dolum kapasitesine sahip olup bu ürünler geri dönüşümlüdür. Sevkiyat ve ürün stok sahasında 3 adet araç yükleme rampası ve 2000 palet ürün stoklama alanı mevcuttur. Geldik Gürpınar Su'nun kalite müdürününle görüşmeye. Ve Esra Sapanca. Esra Hanım, içtiğimiz sular çok spekülasyonlara yol açıyor. Siz Gürpınar olarak ne gibi önlemler alıyorsunuz ve bu kalite kontrolü nasıl yapılıyor? Bir anlatırsanız çok sevinirim. Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışıyoruz. Denetlemelerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Tabi olduğumuz ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli kimyasal ve mikrobiyolojik parametrelerin kontrollerini
parti bazında ve saatlik ölçümleri olarak düzenli olarak yapıyoruz. Kuvvetli bir kalite ekibimiz var. Etkin analizlerimizi yapabildiğimiz bir mikrobiyoloji ve kimyasal analiz laboratuvarımız var. Üretimden hemen her saat numuneler alınarak gerekli kontrolleri sağlanmış oluyor. ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesine, ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistem belgesine sahibiz. Ayrıca TS uygunluk belgesine de sahibiz. Hem bu belgeler çerçevesinde hem Sağlık Bakanlığı'nın haftalık tesisimizden aldığı numunelerle ve bunun haricinde piyasadan aldığı, satış yerlerimizden rastgele şekilde alınan numunelerle suyumuzun kalitesini dışarıdan da kontrol etmiş oluyoruz. Bu belgelere sahip olarak zaten kalite sistemimizi devam ettirmiş oluyoruz. Esra Hanım, bu suların üzerinde yazan bir pH oranları var. Ve bu pH oranlarının da yüksek olması gerektiğini söylüyorlar. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Sizin suyunuzun pH'i nedir? Gürpınar su pH değeri 7.39. 7 nötr bir değerdir pH skalasında. 7'nin üzerindeki değerler alkali su grubundadır. Alkali kategorisindedir. Suyumuz da bu kategoriler içerisindedir. Çok teşekkür ediyorum Esra Hanım. Su, insan hayatı için oksijenden sonra en önemli ikinci ihtiyaç olarak gösteriliyor. İnsan vücudunda kanın %83'ü, kemiklerin %22'si, beynin ve kasların da %75'i sudan oluşur. Peki o zaman ne yapacağız? Bol bol su içeceğiz. Bugün Gürpınar su dolum tesislerindeydik. Madem su bu kadar yararlı, biz de içelim. Bol bol su için. Hoşça kalın.